arkadaşlarım, ben Mehmet Hoca'nız. Nasılsınız? İyisiniz? Keyifler umarım ki yerindedir. Arkadaşlarım, denklem ve eşitsizlikler 9. derse geldik. Bu dersimizin adı mutlak değer. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşım, öncelikle mutlak değerin tanımıyla başlayalım. Mutlak değeri bana bir kelimeyle özetle deseydim, senin bana söylemen gereken en önemli şey uzaklıktı. Yani mutlak değer eşittir uzaklık. Peki nereye olan uzaklık? Arkadaşlar, mutlak değer bir sayının sıfır noktasına olan uzaklığı anlamına gelir. Yani sayı doğrusunun başlangıç noktasına. Gel örnek yapalım. Mutlak değer içerisinde 2'nin artık gerçek anlamı neymiş? Sıfır olan uzaklık demekmiş. Peki 2'nin sıfır olan uzaklığı 2 birim değil midir? O halde cevabımız 2'dir. Tamam, yazdım hocam. Peki mutlak değer 3. Mutlak değer 3'ün de sıfır olan uzaklığı yine 3 birimdir. O halde mutlak değer 3'ün de cevabı 3 olmalıymış. Peki gelelim eksi 3'e. Mutlak değer içerisinde yazılan eksi 3'ün cevabı da yine sıfır olan uzaklığı 3 birimi olduğu için cevabı 3'tür. Dikkat et hocam, eksi 3 neye dönüştü? 3'e dönüştü. Eksi artıya dönüşüyor gibi düşünmeyelim bunu. Mutlak değer uzaklık gösterdiği için ve uzaklık negatif olarak ifade edilmeyeceği için 3 olarak yazdık. Tıpkı eksi 4'te yapacağımız gibi. Eksi 4'ün sıfır olan uzaklığı 4 birimdir. O halde eksi 4'ün cevabı 4 olmalıymış. Bu kadar. Çevir. Bir sonraki sayfaya geç. Şimdi arkadaşlarım, mutlak değerle ilgili en temel örnekler nasıl gelir bunları bir görelim. Mutlak değer içerisinde yazılmış 6-2, 1-7-2, hepsinin arasında da toplama işlemi var. Bu işlemin sonucunu soruyor. Ayrı ayrı mutlak değerden çıkararak işlem yapacağım. Mutlak değerden çıkarmadan işlem yapamam. O halde hadi gelin başlayalım. 6'dan 8'i çıkardığımızda ister mutlak olsun ister olmasın kalması gereken cevap nedir? -2'dir. 6'dan 8 çıktı. -2. Aradaki işlem toplama işlemi. Yazdım hocam. 1'den 7 çıktı. Kalan işlem nedir? -6'dır. Bunu da yazdım. Araya yine toplama işlemi koydum. Mutlak değer içerisinde -2 var. Gelin onu bu seferlik yazalım. Hocam bunları yazdık. Şimdi ne yapacağız? -2 mutlak değerin dışına çıkarken ne diyorduk? -2'nin sıfır olan uzaklığı diyorduk. O halde kalan cevabımız 2 olmalıdır. Pozitif 2 değil mi? Artı 2. Çünkü -2'nin sıfır uzaklığı 2 birimdir. Artı -6'nın sıfır uzaklığı kaç birimdir arkadaşım? O da 6 birimdir. Peki -2'nin sıfır uzaklığı kaç birimdir? Az önce söyledik. O da 2 birimdir. Bu arada eşittirlerimizi unutmayalım. İşleme başladığımız şekilde devam ediyoruz. Gerisi artık 4 işlem. 2 6 daha 8. 8 2 daha ne yapar? 10 yapar arkadaşım. İşte birinci işlemin sonucu çıktı bile. Gel, çok kolay bunlar. Bunu da halledelim. Mutlak değer içerisinde 5. Mutlak değer içerisinde 5'i ben dışarıya nasıl çıkaracağım? Yani 5'in 0 olan uzaklığı 5 birim olduğu için 5 olarak çıkaracağım. Aradaki işlem toplama işlemi. Yazdım hocam. -2 diyor mutlak değer içerisinde. -2'nin 0 olan uzaklığı 2 birim. Onu da yazdım. Şimdi sıkıntı burada başlıyor arkadaşlar. Önünde çıkarma işlemi var. Çıkarma işlemini koyuyorum ve parantez açıyorum ortalık karışmasın diye. -10 değeri mutlak değerin dışarısına nasıl çıkacaktır? +10 olarak çıkacaktır. Ve onu mutlak içerisinde yazdım. Yazmaz, özür dilerim, parantez içerisinde yazdım. Gerçi bu soruda yazmasaydık da sıkıntı doğurmayacaktı. Gelin öncelikle şu parantezden bir kurtulalım. 5+2 eksi içeri dağıttım. -10. Şimdi ben öncelikle şunları toplamak istiyorum. 5, 2 daha 7 yaptı. Yanına bir de -10 geldi. 7'den 10 çıktı. Doğru cevabımız -3 olmalıymış. Gelin örneklerimize devam edelim. Farklı bir örnek var önümüzde. Çift mutlak var. Dikkat edin. -4 mutlak içerisinde. -5 bir daha mutlak içine almışız. Arkadaşlar, bu tarz sorularda en içeriden başlıyorsun. İlk mutlağı dışarı çıkartmaya çalışıyorsun. Yani senin dışarı çıkartmak istediğin mutlak -4 olmalıdır. Peki başlayalım. En dışarıdaki mutlağa dokunma dedin hocam. Dokunmadım. Tamam. Tek başına -4 var mutlak içerisinde. -4 mutlağın dışına nasıl çıkacaktır? -4'ün sıfır olan uzaklığı 4 birim olduğu için 4 olarak çıktı. Sonra ne var? -5 var. Yazdım hocam -5'i de, mutlak değerimi de kapattım. Artık bundan sonrası normal mutlak değerde 4 işlem. 4'ten 5 çıktı. Kalan cevap yine -1 olacaktır. Tabii biz yine mutlak değerin içindeyiz. Peki -1'in sıfır olan uzaklığı, yani kısaca mutlak değerin tanımı gereği nedir? 1'dir. Bu soru da burada bitti. Hemen geç yan taraftakine. Mutlak değer içerisinde -20. -20 mutlak değerden dışarı +20 olarak çıkacaktır. Altında bölü bir de 2 var. Yani bölme işleminde mutlak değere herhangi bir etkisi yok bu konuda. Devam ediyorum. Aradaki işlem çıkarma işlemi. Mutlak 21 var. 21 zaten
uzaklığı 0'a yine 21 birimdir. Eksi 7'nin 0'a uzaklığı da nedir? 7 birimdir. Bunları yazdık. Artık soruyu sonuçlandıralım. 20'yi 2'ye bölelim. Ne gelir buradan? 10 geldi. Tamam, araya çıkarma işlemimi koydum. 21'i 7'ye böldüm. Buradan ne geldi arkadaşım? 3 geldi. 3 kere 7 21. 10'dan da 3'ü çıkaracağım, cevabı yazacağım. 10'dan da 3 çıktı. 7. İşte bu kadar. Ama mutlak değer bundan ibaret değil arkadaşlar. Gelin mutlak değerin gerçek tanımına geçelim. İşte size mutlak değerin matematiksel tanımı. Arkadaşlar bu matematiksel tanımda belli kavramlar var. Bunu çok iyi bilirsiniz, yapamayacağınız mutlak değer sorusu yok. Hani o çok takıldığınız mutlak değer soruları var ya bu tarz. İşte bunları halledeceğiz. Gelin inceleyelim. Mutlak değer içerisindeki A ifadesi dışarıya A diye çıkabilir. Ama ne zaman? O sayımız sıfırdan büyük. Yani pozitif olduğunda. Peki biz buna ne diyeceğiz? Arkadaşım mutlak değer içerisindeki ifade eğer ki pozitifse, yani sıfırdan büyükse, dışarı A, yani aynen çıkmış. Senin aklında kalması gereken kelime aynen. Yani mutlaka pozitifse dışarı aynen çıkar. Tamam. Mutlaka eğer ki sıfıra eşitse zaten A sıfırdır. Yapacak bir şey yok. Yani sıfırın sıfır olan uzaklığı sıfır birim gibi hayal edebilirsin. Buna yazacağımız herhangi bir şey yok arkadaşım. Mutlak değer içerisindeki A eksi A olarak çıktıysa dışarı, yani A ifadesi o zaman ne olması gerekiyormuş? Negatif olması gerekiyormuş. Yani senin söylemen gereken şey, mutlak içerisindeki A, içerideki A negatifse dışarıya eksi A olarak çıkar demeyeceksin. İşaret değiştirir diyeceksin. İşaret değiştirir. Eğer ki arkadaşlar bu iki kelimeyi doğru olarak algılar ve öğrenirseniz yapamayacağınız mutlak değer sorusu olmaması gerekiyor. Son kez, içerisi pozitifse dışarı aynen çıkar. İçerisi negatifse dışarıya işaret değiştirip çıkar. Oldu mu? Anladın mı? O zaman gel. O zaman gel. Gel soruya bakalım birlikte. X sayısı sıfırdan küçük. Yani x sayısı nasıl bir sayı arkadaşım? Negatif bir sayı. Sıfırdan küçük sayılar negatif. Y sayısı pozitif bir sayı. Niye? Sıfırdan büyükmüş. Peki başlayalım. Şimdi arkadaşlar mutlak x nasıl bir sayı? Negatif bir sayı. Ne diyor kuralımız? Eğer ki mutlak değerin içi negatifse dışarı işaret değiştir. Yani tek başına duran bu x içerisi negatif olduğu için dışarıya işaret değiştirerek çıkacağım. Tek başına duran artı x dışarıya eksi x olarak çıkacak. Oldu mu? Geç yan tarafa. Y ifadesi pozitif. Yani mutlak değerin içerisi pozitif. İçerisi pozitif ise dışarıya aynen çıkar diyor. Yani artı y görüyorsan dışarıya artı y çıkaracaksın. İşte cevabım bu kadar. Gel yan tarafa. Gel yan tarafa. Bak bakalım şimdi. X sayısı sıfırdan büyük diyor. Yani x sayısı pozitif bir sayı. Y sayısı sıfırdan küçük diyor. Yani y sayısı negatif bir sayı. Çok dikkatliyiz arkadaşım. Mutlak x dediğin ifade, mutlak değerin içerisindeki ifade nasıl sayı? Pozitif sayı. Pozitif sayılar dışarıya nasıl çıkar? Aynen çıkar. O halde benim yazmam gereken ifade buraya direkt x değeridir. Peki mutlak y içerisindeki ifade dışarıya nasıl çıkar? Mutlak y, ne y negatif bir sayı olduğu için arkadaşım dışarıya negatif sayılar nasıl çıkıyormuş? İşaret değiştirerek. Bakıyorum. Artı y idi bu içeride değil mi? Tek başına y ifadesi var. Dışarıya işaret değiştirerek çıkarsa eksi y'ye dönüşür. Oluyor mu? Gel. Aradaki işaret negatif olduğu için, çıkarma işlemi olduğu için çıkarma işlemini öncelikle yazdım. Ve şuraya baktım. İşte en kritik, öğrencilerin en çok takıldığı noktaya geldik. Mutlak değer içerisinde eksi x yazıyor. Şimdi biz x değerini nasıl sayı kabul etmiştik? Pozitif sayı kabul etmiştik. Önüne eksi gelince bu sayı neye dönüşür? Negatife. Hocam ben anlamadım. Bak arkadaşım, güzel arkadaşım. X sayısı sıfırdan büyükse buna bir değer ver. Gel biz 1 diyelim, kolay olsun. X değerin 1. Önünde eksi varsa bu değer nedir? Eksi 1. Kısaca içerisi nasıl bir sayı? Negatif sayı. İçerisi negatifse dışarıya nasıl çıkıyorsun? İşaret değiştirerek. Yani eksi x ifadesi dışarıya işaret değiştirerek nasıl çıkacaktır? X olarak çıkacaktır. Hadi gelin işlemi bitirelim. X yazdım. Eksi y yazdım. Eksi x'i yazdım. Artı x, eksi x cırt cırt birbirini götürdü. Geriye sadece y değerimiz kaldı. Oluyor mu? Anlıyor muyuz? Şu iki kelime çok önemli. Geç bak bir sonraki soruya. Bunları eğer iyi öğrendiysen hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Şimdi arkadaşım bu örneğimizde x'imiz de y'imiz de sıfırdan küçük. Kısaca ikisi de nasıl sayılar?
negatif sayılar. Hocam ben burada sıkıntı yaşıyorum. Arkadaşlar bunların negatifliği pozitifliği hakkında sıkıntı yaşıyorsanız hemen değer verin. Sıfırdan küçükse bu eksi 1 olsun, bu da eksi 2 olsun. Herhalde bunu yazmakta sıkıntı yaşamazsın. Mutlak x nasıl sayıymış? Eksili sayı değil mi? Eksi 2 olduğu için. Yani içerisinde nasıl bir sayı? Negatif bir sayı. Bunu yazdım hocam. X eksi y diyor. X'e ne demiştik güzel arkadaşım? Eksi 2 dedik. Aradaki işlem ne? Çıkarma işlemi. Y'ye ne dedik? Eksi 1 dedik. Yap bakalım bu işlemleri. Eksi 2 eksi 1 daha. Yani artı 1'e dönüştü. Eksiler birbirine artı yaptı. Eksi 2 1 daha ne yapar? Eksi 1 yapar. Kısaca içerisi nasıl değer alıyor? Negatif değer. Mutlak değerin içi negatif. Y değerine ne demiştik arkadaşım? Eksi 1 demiştik. Eksi 1 nasıl bir sayı? Sıfırdan küçük. Yani negatif bir sayı. Peki getir bir önceki kağıdı. Ne demiştik bu kağıdımızda? A sayısı pozitifse dışarı aynen çıkar. A sayısı negatifse, yani mutlak değerin içi negatifse dışarıya işaret değiştirip çıkar. O halde. Bakın buradaki ifade sıfırdan küçük, yani negatif bir ifade. Dışarıya nasıl çıkacaktır? İşaret değiştirerek. Yani x yazıyorsa ben onu işaret değiştirip çıkıyorum. Eksi x olarak yazdım. Bakın en çok takılınan yer burasıdır. Eğer kavramları doğru öğrendiysen, pozitifse aynen, negatifse işaret değiştirerek. Bak şimdi içerisinde ne buldum? Negatif. Dışarıya nasıl çıktım? İşaret değiştim. X dışarı çıktı. Eksi x olarak. Devam ediyorum. Aradaki işlem toplama işlemi ama bir beklesin. Şimdi arada ne dedik biz? X eksi y mutlak değer içerisindeki ifade negatif bir sayı. Negatif sayı dışarıya işaret değiştirerek çıkar. Yani bu artı x sayısı dışarıya işaret değiştirdi, eksi x çıktı. Peki eksi y nasıl dışarı çıkar? İşaret değiştirerek artı y'ye dönüşür. Oluyor mu? Geç yan tarafa, mutlak y. Y nasıl bir sayı? Negatif sayı hocam. Negatif sayılar dışarıya nasıl çıkıyordu? İşaret değiştirerek. Artı y ifadesi dışarıya, eksi y olarak çıkar arkadaşlar. Var mı? Cırt cırt. Cırt cırt. Bu iki ifade birbirini götürdü. Kalanlara bakalım. Eksi x burada kaldı. Eksi x burada kaldı. İki tane eksi x'im var elimde değil mi? O halde eksi iki tane x'im var elimde. Bu kadar. Hiç beklemeden geçiyorum yan soruya. Yine arkadaşlar zorlanıyorsanız eğer bu sorularda ne yapabiliriz demiştik? Sayı verebiliriz demiştik. Y sayısı eğer sıfırdan büyükse bir değerini verelim. X sayısı sıfırdan küçük olduğu için ona da eksi bir diyelim. Dilerseniz şimdi aşağıya geçelim. Şimdi x sayısına ne dedik? Eksi bir dedik. Eksi bir kaldı içeride. O halde mutlak değerin içi nasıl sayı? Negatif sayı. Yazdım hocam. Geldim y değerine. Y değerine ne dedim? Artı bir dedim. Artı bir dediğim için içerisi nasıl değer alır? Pozitif değer alır. Devam ediyorum. Y değerine 1 dedim. Yazdım hocam. Arada çıkarma işlemi var. Bir de yanına ne yazacağım? Eksi 1 yazdım. Peki eksi ile eksi birbirine artı yaptı. 1 artı 1'den içerisi neye dönüştü? 2'ye. 2 nasıl bir sayı arkadaşım? Pozitif bir sayı. Onu da yazdım. Artık işlemin çözümüne geçebilirim. Mutlak içerisindeki x negatif sayı olduğu için dışarıya işaret değiştirerek, yani eksi x olarak çıkacaktır arkadaşlarım. Sıkıntı yok umarım. Aradaki işlem çıkarma işlemi. Yazdım hocam. Y denen ifadeye bak. Sadece mutlak y'ye odaklan. Y nasıl bir sayıymış? Yani daha doğrusu mutlak değerin içi nasılmış? Pozitifmiş. Pozitif sayılar dışarıya aynen çıkar. Yani y gördüm, y yazdım. Hocam eksi nereden geldi? Baksana çıkarma işlemi vardı. Oradan geliyor. Şimdi aradaki işlem yine nedir? Çıkarma işlemi. Yazdım hocam çıkarma işlemini. Geldim buraya. Y eksi x değerinin ne olduğunu buldum? Pozitif olduğunu buldum. Ve biliyorum ki pozitif sayılar dışarıya aynen çıkar. O halde dışarı aynen çıkaracağım. Fakat işlemin önünde çıkarma işlemi olduğu için ortalık karışmasın diye parantez açıyorum. Bak mutlak değerden kurtulduk. Mutlağın yerine normal parantez kullanıyorum. İçerisi pozitif olduğu için dışarıya nasıl çıkacağım? Aynen çıkacağım. Yani y yazıyorum. Bir de yanına güzel bir eksi x'i konduruyorum. Tamam. Hadi gel devam edelim işlemimize. Eksi x buradan geliyor hocam. Eksi y de buradan geliyor hocam. Bu eksi var ya, bu eksi. Dağıt sen bunu içeriye, parantezin içine. Eksi ile y'yi çarptım. Eksi y. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı. Bir de içeriden ne geldi? X değeri geldi. Var mı burada birbirini cırtlatan? Eksi x cırt. Artı x cırt. Bunlar birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? Eksi y burada. Eksi y burada. Elinde var iki tane. İki tane eksi. 2'ye kaldı arkadaşlar. Son soruda böylelikle bitti bu derste. Arkadaşlar denklem ve eşitsizlikler 9. dersin sonuna geldik. Bu dersimizde mutlak değeri inceledik birlikte. Bir sonraki ders 10. derste mutlak değer denklemlerine bakacağız. Görüşmek üzere.
Arkadaşlar, eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.